Zumur, günaydın. Günaydın şefim, günaydın. Dur düşeceğim. Dur, yavaş ol, düşeceksin. Günaydın, nasılsın? O kadar uzun yoldan geldim ki git bitmedi. Senin ev burada tabii. Hızlıca geldin değil mi? İki sokak ötede falan evim, büyük bir ihtimalle 5 dakikaya burada oldum ve çok mutluyum. O yüzden neredeyiz? Kurtköy'deyiz. Gerçi ben seni pijamalarınla bekliyordum ama. Giyindim, süslendim. Çünkü güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Sinan'ın bizi evine davet etmiş. Dolabında neler var yine bilmediğimiz bir gün. Ama tek bildiğimiz bir şey var. Birbirinden lezzetli yemekler yapacağız. Onun için ne yapayım biliyor musunuz Umur? Bir şey daha biliyoruz. Ne? Evine çok yakın burası. Evime yakın ve mesai bitimi yürüme evime döneceğim. Keyifliyim, mutluyum. Sinan'ın kapısını çalmaya gidiyorum. Esin abla, aç kapıyı. Esin abla. Kalk Sita, kalk da ya Esin abla. Çatladın mı? Bekle biraz ya. gel gitme gel. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Hoş geldin. Gayet iyiyim. Sen de bayağı enerjiksin. Bir seni de sarı giymişsin, hemen geliyorum. Gel. Davet etmedin ama. Neyse gel bari. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Efendim Zumurcuğum. Çatladın mı? Hayır, gel. Hoş geldin. Bak bismillah, daha yeni sana tembihle dedim, çatladın mı dedi. Dedim. Der. Açma dedi bana. Der. Açma dedi. Gerçekten kapıyı açma dedi. Demedim. Dedi. Sana inanıyorum Esin'cimle, oturma dedi. Odasına gidelim de ablasın, konuşmaya gerek yok. Beni çok yordu bugün. Bana mı inanıyorsun yoksa Esin Hanım'a mı? Açma, gelmesin Tahsin Şef dedi. Deplasmanda Esin Hanım'a inanıyorum. O zaman salona böyle geçiyorum. Buyur geç. Ana, ne güzel salon değil mi Zumur? Bayıldım. Özellikle aksesuarları çok beğendim. Antika bir güm. Tabii. Ki daha fazlasını 150, da 150 yıllık. Daha eskisini gördüğümü emin edebilirim. Balonya'da bizim evde. Bu ne? Abim yapıyor. Üzerinde ismi de yazıyor zaten. Erkan Şahin. Aynen. Aman, pas atıyor mu bunları? Yok, satmıyor. Siz aldınız direkt. Tabii, bana hediye etti. Evlenirken düğün hediyesi. Erkan Şahin Beyciğim, merhabalar öncelikle. Çok değerli bir insansınız belli ki. Bir tane. Bir tane sadece. Adresi de vereceğim. Tahsin Şef'in her evden bir şey isteme saati bu Esin Hanım. 150 yıllık güğüme göz dikme. Onu dikme, ona ver. Geçen onu, evden olmaz. Çünkü 200 yıllık bir tepsi aldım. Gerçekten. Doğru. Gel. Günün sözünü yazıyorum. Cesaret bazen seçmek değil vazgeçmektir. Vazgeçti. Eyvah eyvah. Yine özlü bir söz. Akşam kim bilir neler yaşandı. Zumur, Rumur, neler yaşadığımı hiç sorma. Hiç sorma, sen yeni evlisin. Tabii. Görüyorum, yeni evlisin. Eylül'de evlendim. Albüm eğer daha rafa kalkmadıysa yeni evlisinizdir. Daha tadını çıkartamadık. Bu çok ne? Bakamadık. Sandınız da mı? Yok, albüm, o da düğün albümü. Bu albüm. Evet, albüm. Kalkmaz ağırdır. Zumur. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Açıl susam açıl. Hadi canım. Bir şey söyleyeyim mi? Şu 3 kilo. Ağır, bayağı ağır. Bunlar ne? Anısı olan otlar mı? Ne bunlar? Aksesuar öyle. Onları böyle süs olsun, güzel gözüksün diye koydular. Şefim, o kadar eve gittik, hiç böyle bir şey görmedim. Benim de adımı tahtalara yazın. Sadece bıçağı yazdınız yetmiyor. Babasım, senin bıçağın da var en azından. Nerede yaptırdın bunu? Bursa'da. Eşimin arkadaşı. Çekimi de mi orada yaptırdınız? Çekimi de Yalova'da yaptım. Zumur. Baksana. Ay, bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Üzüleceğim. Biliyorum ne söyleyeceğini. Kilo almışsın diyeceğim. Yani bu sen misin diyecektim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. Çok. Değil mi? Evet. İnsanı böyle görüyor. Bunları görünce evlenesi geliyor. Sonra hayata bakıyorum, vazgeçiyorum. Yok, evlen, gerçekten çok güzel. Albüm için. Çok, yok eğlenceli. Evlilik de eğlenceli, evlen. Çağırır mısın kız istemeye beni? Gitme, nereye gidiyorsun? Konu beni açmadı. Gel bir şey diyeceğim. Eşine iş yapıyormuş, biliyor musun? Ne iş yapıyor? Özel harekat polisi. Hadi. Evet. O zaman buraya yeni taşındınız. 9-8 aylık evi. Ben yeni geldim. Neredeydi? O buradaydı. Ben Alanya'daydım. Alanya'dan İstanbul'a. Ne yapayım, evlendim geldim. Kocam Deniz'in burada. Denizin kenarını bırakıp. Sorma. Kurtköy'e. Kurtköy'e gerçekten. Neyse, deniz kokmuyor burası. De deniz kokmuyor burası bir kere. Deniz kokmaması. Kokmuyor ya, kokmuyor. Sitem ediyorsun şu an. Evet, deniz kokmuyor. Kokmuyor. İyi oldu, hani der gibi demedim. Yok, kokmuyor. Esin Hanımcığım, Kurtköy deniz kokuyor mu konusu bir yana, ben çok merak ediyorum.
Neden çağırdınız Tahsin Şef'i? Neden çağırdım? Eşim Tahsin Bey hayran. Çok seviyor. Hadi be. Bayağı seviyor. Allah'ım diyor Tahsin Bey gelse de bir yemek yesem. O kadar seviyor. Hep böyle... Abi, sevginiz neden sürekli seviyoruz benden bir talep? Ama seviyoruz. Güzel şeyler yapıyor. İnsan canı çekiyor. Tam şöyle düşünebilirsem. Bir akşam yemeğine davet et beni. Ben zaten elim boş gelmem. Tamam. Nezaketen bir tane yaparım bir parça, bir yemek. Oturur yeriz muhabbet sohbet. Yakınız da. Tamam olur. İyi. Vallahi eşime sürpriz olsun. Aldım sözü. Ben. Eşiniz gelecek mi peki? Gelecek birazdan. Yolda. Güzel. Enişteyle tanışacağız. Kaç yaşındasınız bu arada? Ben 28 yaşındayım. O? Ona girme çok bence. 45 dersen düşer bayılırım şurada da. Yok benden birazcık küçük 2 yaş. Zeyhin olursun boş ver. Öyle derler. Öyle derler. Ben bir kere denedim onu. Beni kandırdı ama biliyor musun? Ben sevgili olana kadar yaşını bilmiyordum. Kaç yaşında gerçekten? Aynı yaştayız biliyordum. Bir yaş mı var? 2 yaş var. Ne ama 2 yaş. Ama olsun kandırıldım. Ya. Olsun güzel bir kandırılma. Tabii tabii. Güzel hadi yemeği kandırdım. Yapalım. Hadi yapalım. Yemeği yapalım eşin de mutlu olsun madem. Hadi yapalım. Beni yemek yapmak için çağırmışlar. Format ama sen bu. Öyle demedin mi? Geleceğim yemeğinizi yapacağım demedin mi? Sitem ediyorsun da neye sitem ediyorsun? Ne istiyorsun? Karakoldan seni arayıp Tahsin Şef bugün bize oturmaya gelsin mi desin? Arattırayım mı? Arattırayım mı? Neyse biz yemek yapalım. Hadi yapalım. Evet. Yapalım da birazcık eşimin midesi böyle yemek görsün. Ben de arada bir format okuyayım metinden. Yanlış hatırlıyorum galiba. Şöyle mutfağa da geçiyoruz. Her yerde Esin Murat. Zumurcuğum her yerde Esin Murat. Öyle düşün. Şefim çünkü bu evde Esin Hanım'la Murat Bey yaşıyor. Ben de evimde yaşıyorum ama hiçbir yere Tahsin yazmadım. Yaz. Bıçaklarında yazıyor. Esin Hanım Tahsin Şef geçen bölümde arabasından kendi fotoğrafının olduğu Şef Kapımda etiketini getirip mutfağa yapıştırdı. Kendi ismine bu kadar düşkün olan Tahsin Şef şimdi kalkmış Esin'le Murat ismine takılıyor. Haklı bu arada Zumur. Haklı olacak. Dedikodu niye yapıyorsun? Senden öğrendim dedikoduyu. Her evde önceki evlerin dedikodusunu yapıyorsun. Yapmıyorum. Nasıl yapmıyorsun? Yapmıyorum. Havanı isteyecek bir muhabbeti kaynattınız. Çok güzel hava. Esin Hanım'dan hediye isteyecektin. İsteyemedin diye bana trip mi atıyorsun? İste hadi. İste Allah aşkına. Küstü. İstemeyeceğim. Kapadokya'ya balayına mı gittiniz? Evet balayına gittik. Aman 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 açıyorum. Sapanca? Birlikte gittik yani. Kahvaltıya. Aynen yine birlik gezmeye gittik. Zumur gel. Geldim şefim geldim. Esin Hanım'ın buzdolabı ne boş ne çok dolu. Ama oldukça düzenli. Dikkatimi ilk iki rafta birden yoğurt olması çekti. Ben de Tahsin Şef'i tanıyorsam özellikle süzme yoğurdu mutlaka bir yemekte kullanır. Sebzelikte ise yeşillikler, domates ve yarım limon görüyorum. Burası da buzdolabının derin dondurucu bölümü. Hazır mantı, milföy hamuru ve haşlanmış nohutu artık çok rahat seçebiliyorum. Dondurucunun bu çekmecesinde ise unlu mamuller var. Adeta pastane gibi. Esin Hanım'ın neden kilo aldığı şimdi belli oldu. Bakalım Tahsin Şef, Esin Hanım'ın buzdolabındaki malzemelerle hangi yemekleri yapmaya karar verecek? Yer misin? Sucuk severim. Şu pekmezde yapılan en güzel şey olabilir. Bence de. Çok lezzetli. Sucuk sever misiniz Zumur? Şefim ben diyete başladım. Ne? Farkındaysan artık her şeye elimi uzatmıyorum. Nefsini diyete soktun ve canın çekmiyor. Hayır. Birazdan istersin ama Zumur. Allah Allah. Niye böyle oldu? Dur bakayım ateşin var senin. Ben diyetteyim dedim ya biraz önce. Zumur oradan böyle ilham aldı bence. Zumur gel gel. Bak yaz havaları geldi. Karpuzlar yarım yarım dolaplarda yerini almaya başladı. Şaka mı bu ya? Ne yapayım yumurtaları buraya mı koyayım? Nereden aldın ben de alayım. Söylemeyeyim şimdi sonra söylerim. Esin Hanımcığım bunu ben de alayım dedi ya alacağı falan yok. Direkt sizden isteyecek. Ama yani Tahsin Şef gelmişken evi soyup gidiyorsun sen de. Hayır ya sadece heves ediyorum ki benim heves ettiğim şey genelde tamam, gözüm vereceğim. Kalır. Vereceğim tamam. Kendisiyle bu konuyu en az 15 kere konuştum. Artık insanların evinden bir şey istemekten vazgeç dedim ama değişmiyor. Huyu böyle. Bence de artık yani bir... Kaçıncı istedin? Ne burcusun? Boğa. İnanır mısın bir böyle bir yengeç cimriliği hissettim. Yok yok. Aşk olsun. Bir yengeç cimriliği hissettim. Kahvaltıdan kalma peynirin, zeytinin, labne. Bak bu kurumaya yüz tutmuş. Bunu değerlendirelim. Bir. Orada cevizim ceviz, var. Ceviz, fındık falan var. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok düzenli. Dolabın. Sebzeli kahve. Yok bu ne? Normal ama. Yeni evliler ve iki kişiler. Sence de normal değil mi? Zumur. Zumur. İstemiyorum şefim.
çok güzel ama. Diyet bozmaz ama. Şeker var. Bende de şeker var. O kiraz kulağına küpe olsun şefim. Nasıl şakacı? Şakacı evet. Çok. Çok yakıştı. Kendi yiyemiyor diye şu anda. Bunu yapmayan çocuk yoktur herhalde. Bence de. Hepimiz yapmışızdır. Bunu yapmayan çocuk yoktur tabii ki ama sen çocuk değilsin. Çocuk ruhlu. O yüzden. Hani sen büyüdün ve program sunuyorsun ya. O ne? Ispanak. Ne yapacağımı söylemeyeceğim. Ne yapacağını kendin biliyor musun? Tamam Cumhur. Tamam. Ispanağı görünce bir dayanamadım. Onu aldım ama ardından bir de ne arasam, bulsam, bir şey yapsam diye düşünüyorum. Güzel ya, bu evde çoğu malzeme var Zumur. Salçası var, yağı var. Salçası. Aa, program izlenilmiş. Bakayım. Salça kabı alınmış, üzerine zeytinyağı dökülülmüş ve öyle saklanılıyor. Demek ki doğru püf noktalarını veriyoruz. Bu ne? Hazır tatlı. Oo. Hala diyette misin? Hala diyetteyim. Al bir tane. Zumur. Uçak geliyor. Abi. Bizim programda diyet miyet yok. Yok diyet miyet. Yiyeceğiz. Sen o kadar güzel yemekler yapıyorsun, püf noktaları veriyorsun. İnsanların karnı acıkıyor. Ben baya baya bir şey buldum. Teşekkür ederim beni bu arada övdüğün için. Ben bir yandan ne yapacağım diye haldır haldır düşünmek zorundayım. Çünkü bir noktada böyle bir zora düşeceğim gibi. Düşecek. Bence bizde düşeceksin zaten. Şu damacana peki hoş bir yerde durun. Orası seni çok şaşırtacak şefim. Zumur gel. En sevdiğim difriz. Karbonhidrat. 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 İnanır mısın? Karbonhidrat. Ve bir kez daha karbonhidrat. Ama Esin Hanım diyette. Bir kez daha karbonhidrat. Ben yemiyorum Zumur. Ben yemiyorum. Elim avucumda oldu. Buradan 6 tane ortalama bir gün, 4 tane 5 çayı, 3 tane de pazar kahvaltısı çıkar. Devamı da var. Var var. Ama söylemiştim, yemek yapmayı seviyorum. Bu da pişmemiş hamur. Yapıyorum. Bak. Çocuk al onu. Aldım. Bak bu da pişmemiş hamur. Yani gerisini siz düşünün. Esin Hanım bakın, hamur işi yaptığınızda tavada artan hamurunuzu buzdolabı poşetine koyuyorsunuz. Tavada hamur artmaz. Neyse, tepside artsın, seni mi kıracağım? Buzdolabı poşetine koyup buzlukta saklayabilirsiniz. Benden gördün zaten. Hayır, bunu daha önceki bölümlerde söyledim ben. Programdan görmedim, ben hep yapıyorum. Olsun, seyircilere söylemiş oldum. Peki, bir gün önceden çıkarttığınız zaman onu buzluktan hiçbir şey olmuyor. Gayet güzel pişiyor. Milföyler püf noktası böyle saklandı. Sonra aman kardeşim benim milföyümü yere düşürdün. Ziyan oldu derseniz bozuşuruz. Püf noktasını söyleyin, bunu kabının içinde saklayın. Olmadı salçayı kabın içine koymuşsun, bunu da koy Allah rızası için. Çünkü yazık. Yazık, bunları da kurtaralım bu eziyetten. Ben karbonhidratların canların. Biz karbonhidrat rafını açmışız. Ya sebze de var. Sebze de var. Var. Hakkını yemeyeyim. Sonracığıma kıyma. Bir sebze. Köz patlıcan. Köz biber. Bozdum seni ama özür dilerim. Ben renk kör olmaya başladım, zamanla oldum. Köz patlıcan da var ama belki yok. Ondan karışmıştır. Köz biber. Kıyma. Meyveli kek. Sebze reyonu. Patlıcan. Boşver. Marka yazıyor. Alt rafa bakıyorum. Mısır. Bu ne? Yemin ederim ben de bilmiyorum. Bu ne? Bunları ben şey yapıyorum. Limonata. Atıyorum. Limonata yapıyorum. Bızlatıyorum hemen böyle bir. Bızlatmak. Bızlatıyorum. Hemen limonata yapıyorum. Çok güzel böyle dondurma yapıyorum onlardan. Bir şey söyleyeyim mi ama ben şu an aylık gelirinizi hesap ettim. Dolapta her şey var. Hiçbir eksik yok. Ben dondurma hazır almıyorum. Kendim yapıyorum. Bildiğin dondurma neyle yapıyorsun? Aa, o ne? Bir şey gördüm orada. Yok şey. Yok. Var gördüm. Sarımsak ezmiş kurusu. O kabağa benziyordu. Hani geçen gün yapmıştın ya. Yok. Yok. Bakliyatla ya işte bak, yeni gelin evi budur. Budur yeni gelin evi, altın varaklardan uzak, sade, her şeyin yerli yerine isimlendirilmiş ve sınıflandırılmış bakliyat bölümüdür yeni gelin evi. Çek değer görmüşler çünkü. Şu tarçın kadar değer görmedim bak. Olsun. Benim de üstüm adını yazıyorlar. Bir noktada başladım. Tahsin Şef, sana kart vizit yaptırayım mı? Yaptırsana. Üstünde ama şey yazsın. Tahsin Şef. Influencer, sunucu, şef, çok şef. En iyi yetenekli şef. Çok şef.
Tahsin küçük. En iyi şefi de yazdı. Küçük senin oğlum. Ama ya en iyi olsun. Bütün sıfatlarım büyük, soyadım küçük. Bir şey diyeceğim. Efendim? Milföyü çıkarttım ben, tatlı yapacak bir ceviz gördüm. Ama ceviz kullanmam istemiyorum artık, ceviz kullanmak. Ne yapsak? Sütün var dolapta. Sütün var dolapta. Unun var. Çikolatam var dolapta. Çikolata neyli? Frambuaz, beyaz çikolata ve bitter. Yok yok. Gidip. Az zamanı analarımız. Yoktan var eden analarımız. Gidip. Esin Hanım, çikolata dolaba konmaz. Neden? Tahsin şefim açıklasın. Sen söyle. Çikolata neden dolaba koymaz? Donar çünkü. Hayır. Çikolata sulanırsa ısıyla temasında çikolata keser. Bunun olmaması ve oksitlenmemesi için dolaba koymayı doğru bulmuyoruz. Ortalama 5 ile 6 derece serin dediğimiz ama aslında normal ısısı 8 ile 10 derece olan kuru depolarda saklanır ve raflarda kullanılır çikolatalarımız. Püf noktası. Eğer ki evim çok sıcak oluyor, evet nem var, rutubet var diyorsanız da dolaba koyabilirsiniz. Ama bu sefer de o çikolatadan profesyonel pastacılık adına yapılacak adımların hiçbirinde olumlu sonuç almazsınız. Ki bu ev hanımlarının pek durumu değil. Evden tadı güzel olsun yeter bizim için. Olur. O zaman ben şu çikolatalara bir bakayım. Her yerde fotoğraflarımız var. Kaç yaşındasın burada? 28. Her fotoğrafta farklı değil mi? Bana mı öyle geliyor? Bu konu hakkında konuşup seni üzmek istemiyorum. Şefim, dolaptan çikolatayı verir misin? Yeni evli insanların her şeyini kırıp döküyorsun. Bir şey söyleyeceğim Tahsin Şef. Her fotoğrafta ayrısın diyorsun. İltifat mı ediyorsun? Yeriyor musun beni? İltifat ediyorum. Emin miyiz? Tabii ki de. Eminiz? Öyle. Tamam. Emin değilsin. Emin, gayet eminim. Bu arada gözlerim benimkinden daha mavi ve yeşil gibi duruyor. Kıskandın değil mi? Yok, nazarın çabuk ya. Esin Hanımcığım, benden duymuş olmayın ama Tahsin Şef'in nazarı çok değiyor. Mavi beyazlarıma sakın bakma. O ne? Çinilerimi. İçeridekiler. Sakın bakma. Çatlatırsın falan alırım alırım. Çikolatayı da bulduk. Konu bana gelince bakın, frambuazlısı, beyaz çikolatası, normal bitteri var. Bunları 8-10 derecede saklamanız gerekiyor Esin Hanım. Buzdolabında değil. Tahsin Şef söyledi biraz önce. Orayı attıracağım kurguda. Attınız mı? Atıyorlar. Ben hep sen söylüyorsun Atıyorlar, sonra zumur kendi... Zumur üstüne konuyor. Kesinlikle öyle oldu. O zaman bu kadar malzemeyi bulmuşuz. Zaten ne yapacağımı az çok kafamda belirledim. Ortalığı bir toplayalım. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Önlüklerimizi giyelim. İlk tarifimizle karşınıza gelelim. Nasıl fikir Zumur? Şimdi siz elinizi yüzünüzü yıkayın, önlüklerinizi giyin. Biz de buraları toplayalım. Ardından başlayalım. Ayna var karşıda Tahsin Şef, fark ettin mi? Başladığım programı kendim kapatırım. What ne demek? Ne demek? Ben de onu soruyorum sana. What ne demek? Ne demek? İşte aynısını sana soruyorum. What ne demek? Ne demekmiş? Önce senden cevabı alacak, seni silecek, ondan sonra söyleyecek cevabı. What ne demek? Ne demek? İşte aynısını soruyorum. Sen bunu sor, ben orada önlük giyeceğim. Bir tarif veriyorum ki bu tarifi al, dilimle, masaya koy, sadece rengiyle karın doyursun. Görselliğiyle, lezzetiyle, sunumuyla. Ne yapıyoruz? Ispanaklı, rulo, tuzlu bir başlangıç yapıyoruz. Efendim Zumur? Bir tarif vereceğim şimdi. Gene mi? Bak, moralimi bozamazsın çünkü çok güzel bir tarif geldi aklıma. Hızlı, pratik, ocak kullanmadan bir rulo kek yapıyoruz. Ama bunu öyle tatlı yapmıyoruz. Dışı yeşil, içinde kırmızılığıyla beyazlığıyla böyle renk geçişlerin adeta dans ve raks ettiği. Aynı şey mi? Evet, aynı. Olsun, raks ettiği diyelim o zaman. Üstün böyle tabii. Yeni kelimeler. Yeni, her gün yeni bir kelime. Her doğru. Yeni bir kelime. Program izleniyor, çok mutluyum bu evde. Adeta renklerin raks ettiği ıspanaklı, tuzlu rulo pasta yapıyoruz. Sen bence malzemeleri bir say. Tamam, sayıyorum. Ispanaklı rulo pasta için gerekli malzemeler. 4 adet yumurta, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 500 gram ıspanak, 2 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. İçi için 4 adet közlenmiş biber, 300 gram süzme yoğurt, 200 gram labne peyniri, 2 diş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz. Şimdi tarifimizi nasıl yapacağız? Malzemelerimizde ıspanak, zeytinyağı, yumurta, tuz, karabiber ve un var. Bunların hepsini homojen bir halde birbirine birleştireceğiz. Fırın tepsisine atacağız, yağlı kağıt serdiğimiz. Fırında ince bir şekilde bunu biraz kurutup pişireceğiz. Sonra rulo haline gelmeden önce labneyi, süzme yoğurdu, köz biberi, sarımsak ve tuzu bir araya getirtirip bir
adeta şantiymiş gibi krema yapacağız ve içine sereceğiz soğuduktan sonra. Ardından rulo haline getireceğiz, dilim dilim kesip servis edeceğiz. Peki bunları böyle bızlatacağız mı, doğrayacağız mı? Doğrayacağız. Bızlatmak yok çünkü beyaz olacak, aralarda böyle kırmızı geçişler falan derken böyle ne dedik? Renkler raks ediyor dedik. Başlıyorum hemen tarif et. Bir kesme tahtası, bir de bıçak alabilir miyim senden? Hemen veriyorum. Bu arada kes bıçak çantamı da... Arabadan aldırıyorum. Burada hazır olursa sevinirim Zuma. Bir dakika. Şöyle bir dakika. Yine hor görüldüğün bir gün. Gördün mü? Bana neler yapıyorlar bu evde. Tamam tamam gel bak verdim hadi kesme tahtasını. Gelme diyor. Gel gel vallahi gel. Bıçak nerede de? Bıçak? En büyüğüm benim. Tamam, sen o bıçakla uğraşma. Bıçağın geldi. Benim bıçağım çok kesmez, seninkine benzemez şef. Zumur. En gereksiz bıçağı adını yazmış. Yakın mı hissettin kendini? En az kullandığım bıçak, bu zamana kadar sorsam böyle kaç kere elimde tuttum? Meçhul. Bıçakla başladım. İsmimi sırayla her yere yazdıracağım. Ben bunu alayım mı yine? Ah. Cevap vermedim bile. Gördün. Bu arada ıspanakları tabii ki de arada yıkadık. Çünkü ben ıspanakların çok yıkanması taraftarıyım. Bu da şöyledir. Akan suyun altında değil, öncesinden içine koymuş olduğunuz, ki ben şu an kokusu az olduğu için beyaz sirke kullanıyorum. Sirkeli bir suyun içerisinde. Leğenin içine koyuyorsunuz. Foşur 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 bir 10 dakika bekletin. O kiripası kalktıktan sonra şöyle güzelce sirkeleyin ıspanakları, bir kendine gelsin. Ardından buzlu suyun içine atıp bir 10 dakika daha beklediğiniz zaman ne yapmış oluyor ıspanak? Hem kendine gelmiş oluyor hem de kirinden, pisliğinden arınmış oluyor. Püf noktası yazın lazım olur. Yani ıspanağı annelerimiz çünkü elleri buruşana kadar yıkadığı için biraz zor. Ama olsun, yapın bence bunu. Buzla tekrar konması zaten bence çok güzel bir şeymiş. Evet, buz insan... Ben ıspanağı yıkarken büzük 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 oluyor ıspanak. Biz derimiz, vücudumuza bile buz sürüyoruz. Hatta geçen gördük bir evde buzlu şey yapıyorlar buralarına. Niye? Canlandırsın diye. Aynı mantık ıspanağı da. Onu süremeyeceğimiz için buzlu suya koyuyoruz. Sıkı tutuyor. Püf noktası. Şimdi zumur tekrarlayacak. Ben söyledim. Şefim, Esin Hanım'ın en sevdiği şey sebzeymiş. Hatta eşiyle bu konuda tartışma bile yaşıyorlarmış. Evet, ben sadece sebze yiyorum. Allah Allah! Birbirinizi şöyle söylemiyor. Hamur işi tamam, evet yiyor olabiliriz ama... Yani et yemiyorum ben. Eşim de sadece et yiyor. Etten başka ağzına bir şey sürmüyor. Sebzenin böyle yeşil ya bu. Yemiyor. Yemiyor. Yeşil hiçbir şey yemiyor. Allah karşı Allah. Karşı salata hiçbir şey yemiyor. O kadar mı ya? Evet o kadar. Hiçbir şey. Etin çok yanında da mı yemiyor? Yok hayır asla. Taze fasulye yemiyor. Herhangi bir sebze yemeği yemiyor. Bizim menümüz sabit biliyor musun? Ne yapıyorsun? Sarı fasulye, kuru fasulye, nohut, patates yemeği, pirinç pilavı. Sarı fasulye ne? Bursa'da onlar da böyle biraz meşhurmuş böyle kuru fasulyeyle. Taze fasulye arasında böyle bir fasulye. Şafa duydu. Bana benziyor mu sarı dedi? Benziyor. Ara boy fasulye. Taze ama kuru. Kuru görünümlü taze. Şey gibi düşün lan, sebze yiyorum ama dolabımda hep karbonhidrat var gibi bir şey. Ben yemiyorum, kocam yiyor onu. Değil mi? O burada yok ki, biraz ona suç atayım. Nasıl tanıştınız? Alanya'da tanıştık. Bak ben bir polisle tanışma hikayesi dinledim. Ve hikayede arabayı, ekip arabasını takip eden insanlar tanıdım. Gerçekten. Hani eğer öyle bir hikaye ise bir 45 dakika sürüyor. Sen anlat, dur ben orada ıspanak doğrayayım. Yok öyle bir hikaye değil de ben Alanya'da yaşıyorum. Eşim tamam. İstanbul'daydı. Tatile geldi. Tatile gelmişti. Ben de o Alanya'ya geleceği zaman İstanbul'a tatile gelmiştim. Böyle birbirimizden zıt şehirlerdeydik. Sonra ben İstanbul'dan Alanya'ya döneceğim. O dönemde bir kaza olmuştu havalimanında. Benim uçağım ertelendi. Uçağım ertelendiği için geç geldim. Ama iyi ki geç gelmişim. Eğer erken gelseydim biz tanışamıyorduk. İşte. Çünkü hayatının evet. En gecikmeli uçağında hayatının en erken gerçekten. Sevgisine ulaşmışsın. Gerçekten. Sen her gün işe geç geliyorsun şefim. Yoksa bir yerlerde birisiyle denk gelmek için mi bu gecikmeler? Hayır. Neyse, anlatayım mı? Devam edeyim. Hikayenin en güzel kısmı da böldü. Sonra eşimin yengesi benim ehliyet kursundan arkadaşımdı. Beni çağırdı. Geç geldiğim için hadi gel gel hadi gel dedi. Uçaktan indim, bavulu bıraktım. Yanlarına gittim. Orada eşimi gördüm. İlk görüşte böyle aşk dedik. Buna inanıyor musun? Gerçekten ama öyleydi. Adam ilk günden fotoğrafımızı çekip arkadaşına atıp ben evleneceğim kızı buldum diye yazdı.
Şaka mı? Bak, yemin ederim öyle. Telefon. Niye benim başıma geldi? Ben üçü bir arada mı buldum diye. Benim fotoğrafımı çeken varsa aradığım eş bu diye bana atın. Güzel bir poz versene. Talipler aranıyor. Kaslıyım da spora gidiyorum. Benim fotoğrafımı çekin, bana atın. Eğer aradığım eş bu diyorsanız deyip yemek programından yine uzaklaştım. Bana dediler bak evlendik. Allah mutlu mesut etsin. Ne diyeyim, neyin nispetini? Ben niye kıskanayım seni? Kıskandım. Ama yani adı yazılı diyorsun, kıskanıyorsun her şeyde. Tahsin Şef biraz kıskançtır. Değilim. Ben hayatınızda görebileceğiniz insanların mutluluğuyla mutlu olabilen nadir insanlardan biriyim ki şu an öyle insan kalmadı piyasada. Çok ponçik ama hiç sanmıyorum kıskanç ya, olduğunu. Teşekkür ederim. Değilimdir. Bakmadan nasıl kesiyorsun? Ben mi? Çünkü şefsin. Onu diyeceksin biliyorum. Hayır. Her işi öyle bakarak yapılmaz. Tabii. Bunu böyle arada hızlı yapacağım ki aynı zamanda program da sunabileyim. Çok mantıklı. Esin Hanım, şefler genelde etrafı kolaçan etmek için bakmadan kesmeyi öğreniyorlar. Bu yumurta çırpmak için de geçerli. Aklınızda olsun. Dün söylediklerini tekrarlıyor. Hayır. Kaydı unutmuş, gitmiş bandı izlemiş. Gelmiş bana burada hava atıyorsun. Yapma. Ispanağımı zor bela doğradım. Ispanak çok kaliteli bir demirdir. O yüzden püf noktasını veriyorum, ıspanak yiyin. Ne oldu bu püf noktasını bir beğenmedin sen? Hoşuna gitmedi. Arada enişteye seslen bence. Gerçekten benimkine de seslen de belki birazcık feyiz alır da yer. Yesin ama bu arada gerçekten en azından etin yanında ye. Bir soteleyin sarımsaklı soğanla. Enişteye bu kameradan seslenebilirsin şefim. Seslen de birazcık sebze yesin. Murat. Murat Bey, ıspanak önemli bir besin değeridir. Lütfen ıspanak yiyin. Ispanak sağlıktır, sebze yiyin. Garibi sebzeyi yemiyor diye karbonhidrata verdi kendini. Yapma. Enişte. Çok teşekkür ederim. O zaman unumu koydum. Tuzunu koyamadım. Un mu? Tuzumu koydum. Zomur azıcık izle. Karabiberimi koydum. Homojen olması için hepsini aynı anda koyuyoruz. Hayır benim cümlelerimi söylüyorsun ya ben ne diyeceğim oluyor bu söyledi. Olmuyor. Yumurtalarımı kırıyorum. Tek elle yumurta kırabiliyor musun? Deneyim mi? Buna dene. Helal. Vay Esin Hanım tebrikler. Bravo. Ama yapıyoruz bir şeyler dedik biz de. Bunu da o zaman. Ben kırayım mı onu? Bir noktada kabuk düşürecek diye bekliyorum. Ha? Ben kırayım. Gel. Buyur Zomur. Elini yıka önce. Elini yıka. Gel burada. Gel. Tek elle kır. Tamam. Şuraya vuracağım. Ay. Zumur çok yeteneklisin. Bir elinde bir marifet. Herkes kendi işini yapsın. Tarife dönüyorum. Ne yaptık? Hızlıca ıspanakları doğradık. Ununu, tuzunu, karabiberini ve yumurtalarını içine kırdık. Bir yumurtayı zoraki ekledik ki ekliyorum. Kabuklarını ayırdık. Ardından 4 yumurtayla birlikte homojen bir hale gelene kadar karıştıracağız. Bir kaşık alabilir miyim? Tabii. O sırada ne yapacağım? Hızlıca közberlerimi doğrayacağım. Labnemi, ardından süzme yoğurdumu, sarımsağımı ve tuzumu bir araya getirip homojen bir harç elde edeceğim. Ama biberlerim dilim içinde gözükecek. Çok da ince ufak yapmayacağım. Sonra bunu fırına atacağım ki senden 200 dereceye fırın ısıtmanı, bir fırın tepsisi, bir de yağlı kağıt istiyorum. Verirsen eğer. Zeytinyağının yarısını tam bu noktada düşmeden önce içine. Kalanını da yağlı kağıdın üzerine biraz sürmem gerekecek. Yumurtalı bir, yani yumurtası fazla olan bir harç yaptığım için yağlı kağıda yağ desteği yapmak zorundayım bu tarifte. Daha rahat rulo haline getirebilmem adına püf noktası değil, gereklilik bu. Gerekli, yapın. Sonra bunu güzelce karıştıracağım. Şefim onu fırına verip bekleyeceğiz. İç harcını sonra koyacağız değil mi? Ben harcını da birleştireceğim. Ondan sonra diyeceğim ki o pişe dursun. Tahsin Şef ıspanaklı harcı iyice karıştırırken Esin Hanım da fırın tepsisine koyduğu yağlı kağıdı yağlıyor. Çok ıspanakla oynayıp ıspanağı sulandırmıyorsun. Ispanak sularsa fırındaki pişme süresi uzar. Bilginiz olsun. Hemen hızlıca karıştırın. Yumurtayla un vesaire hepsi bir araya gelsin bütün malzemeleri. Ardından böyle tepsinin içerisine yayıp fırına atacağız. 10-15 dakika bence yeterli 200 derecelik fırında ama
Yani ben normalde sanayi tipi fırınlarda yaptım bu tarifi daha önce otelde çalıştığım dönemde. Şimdi ev tipi fırında yaptığım için piştikten sonra tam net süreyi birleştirme anında söyleyeyim size. Tahsin Şef ıspanaklı harcı yağlı kağıt serili tepsiye döküp elleriyle güzelce yayıyor. Tahsin Şef'im sayende sebze yiyeceğim ben de. Sebzeye doyacağım. Ağzından kaçırdı duydunuz. Sayende sebze yiyeceğim dedi. Sanki ilk defa sebzeyi görmüş edasıyla aksanıyla. Kaçırdık mı? Asla. Karbonhidrat ben yemiyorum dedim. Bence bu fırın tepsisi ilk defa sebze görüyor. Tabii. Evet, fırın gerçekten. Çok şaşkın. Şey gerçekten. Diyor bana. Allah Allah. Ben de ıspanakla mı pişiyor ya? Öyle bir seslenişi var kulağıma. Ispanak pişiyor muydu bende de gerçekten soruyor şu anda. Hep kekler. Değil mi? Börekler. Kurabiyeler. Kurabiye yapamıyorum. Anlat ne karbonhidratlar gördün sen. Ama yabancılık çekime diye içine 2-3 kaşık yemek kaşığı un koydum. Gerçekten sırf senin için yaptım bunu. Normalde yapmam. Alıştır. Ama üzülme. Üzülme, hayat bu. Bazen taşıyamadığın yükler gelir. Ki ıspanak senin için böyle bir şey biliyorum, ilk olacak. Ama alışırsın. İçeride sizi biraz bırakacağım. Güzelce pişin. Biz de o sırada şu harcı yapalım. Şefim. Fırını açmayı unutmuşum. Canınız sağ olsun. Açın şimdi. Açmış açtım. Mısın? Şimdi açtım. Bir şey olmaz. O sırada sebzeler bir ölür. Böyle içine attık. Harbi fırınsız. Altından çıkartmam gerekiyor. Evet. Hani zaten fanı yok ve ısıyı yaymıyor ya fırının içinde. En azından olanı doğru değerlendirelim diye ısının önünü kesmedik. Ardından şurada hemen senden yine bir kap almanı, sarımsağı, tuzlu, labneyi ve süzme yoğurdu bir araya getirmeni isteyeceğim. Havan alayım. Ben sarımsağı hallederim. Sen bir kabın içine çırpma teliyle şunları birleştir. Şu şeyi, süzme yoğurdu, labneyi, tuzu bir araya getirsen yeter. Gerilerini ben halledeceğim şimdi. Tamam. Bu sırada sarımsakların çok büyükmüş. 2 diş dedim ama 1 dişi kullanacağım. Bu kadar büyükse sarımsağınız 1 diş kullanın. Şöyle sarımsağı ayırıyorum kenara. Tahsin Şef sarımsağı doğrayıp bıçakla ezerken Esin Hanım da süzme yoğurt ve labne peyniri aynı kapta birleştiriyor. Sırada közlenmiş kırmızı biberler var. Tahsin Şef közlenmiş biberleri jülyen biçimde parçalara ayırıyor. Sen onu çırpa dur. Ben şu biberimi de kesiyorum. Bakın. Eğer evinizde bir anda tanışma hikayenizi anlatmayacaksanız, zumur gibi biri yoksa evde ve işinize engel olmaya çalışmıyorsa bu tarif tam 10 dakikada yerine getirebilir yapabilirsiniz. O yüzden hızlı, pratik, birleştirdiği anda böyle gerçekten göz boyayan çok lezzetli bir tarif. Hemen şu köz biberleri de doğrayıp içerisine katıyorum. Bunu da sizden öğrendim. Çırpmayı mı? Ha şeyi. Ama o yumurtayla şekeri çırparken. Yanlış mı öğrenmişim? Yani hani bunu öğrenmen için çok bir şey yok. Şöyle çevirmen yeterli. Olsun. Olsun, ne acılar var hayatta. Şunu da aldım, biberi de doğruyorum en son. Çok güzel kokuyor közler evet. Bu arada. Ama bu arada bu da böyle daha rahat karışıyor. Bu şekildeyken daha zor. Anlattığım şeyi çözeyim. Beni doğru dinlememiş. Hayır ucundan yakın, yumurta. Şuradan şöyle karıştırdığın zaman daha rahat karıştırsan bunu havaya kaldırdığında hani yorulursun bence. Ardından bakın tam bu noktada köz biberlerimi bıçağıma koydum. İçerisine ekliyorum. Şunu otur şöyle bile ye. Evet. Yani hani gidip içine fazla bir şey koymanıza da gerek yok. Yani köz patlıcan ve biber yoğurda, sirkeye, yani yağa o kadar yakışan bir şey ki evinizin bir köşesinde, dolabınızda olsun. Közberle, köz patlıcan azıcık saygı duyun. Niye bağırıyorsun? Hak ettiği değeri görmüyorlar bence. Hep karbonhidratları gördü. Dolapta var, patlıcan da vardı, bu da vardı. Hiç bunun için tebrik etmedin beni. Şunun rengine bak. Ayrıyetten, aha size bir bilgi daha. Bunu ıspanaktan ayırın, bir kenarda yapın. İçerisine pul biberini koyun, hatta üzerine Arnavut biberleri var ya kuru. Yakın. Tereyağında güzelce kızdırın. Biraz da susam kavurun. Dökün üstüne. Köz biberli atom olsun. Aslında buna Arnavut biberi de yakışır. Şakacı şey. Biz bunu bir araya getirdik. O sırada ıspanağımız güzelce fırında pişsin. Biz de onu çıkartıp böyle zaten nasıl rulo haline getirilmeli, nasıl çatlamaz diye püf noktalarını da vereceğim ama fırından çıkması lazım. Onun pişmesini beklerken bir de şuraları toplayalım. Elimizi yıkayalım. Yeni tarif için olan normalde ya böyle de köfte mi var dediğimiz, aslında kaplama ürünlerin genelde yurt dışından şehrimize geldiğini düşündüğümüz ama kaplamasıyla meşhur çok güzel bir köfte yapıyoruz. O zaman ne zaman? Birazdan. Birazdan.
Gördüğünüz üzere masayı donattık. Birbirinden bir sürü malzeme var. Bu kadar çok gözüktüğüne aldanmayın. Sadece her ürünün ayrı ayrı tuzlarını koyduğum için böyle gözüküyor. Toplasak şurada zaten 5 tane tuz var. Sırf bana eziyet olsun diye yapıyorsun değil mi? Birazcık öyle oluyor. 5 kere tuz demen hoşuma gidiyor gibi düşün. Ve bu sırada ıspanağın pişti, kokusu zaten gelmiştir diye düşünüyorum. Hemen onu çıkartıp püf noktayla. Çok güzel kokuyor. Tam bu noktada yapmanız gereken şey bunu sıcakken alıp şöyle rulo haline getirmek Zumurcuğum. Çünkü eğer bunu sıcakken yapmazsanız sonrasında yaparken kırıldığını göreceksiniz. Bu aman Zumurcuğum kafana dikkat. Çünkü bu aynı durum panispanya rulo pastalarda da geçerli. Panispanya çıktığı gibi hatta onlarda biraz daha böyle hafif pudra şeker serperli üstündeki daha rahat kıvrılsın. Hafif o şeker ona böyle sakızımsı kıvam dediğimiz kıvamı verir. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Direkt rulo haline getirdik. Bu burada biz bunları yapana kadar ılınacak. Hatta ben bunu buradan şöyle şuraya alayım. Sonrasında ne köftesi yapıyoruz? Onu diğer malzemeyle birleştirmeyecek miydik? Soğuması lazım. Şu sıcakken birleştirsek ne olur? Akar gider. Bunu sıcakken sarıyoruz ki kırılmasın. Doğru. Aferin. Teşekkür ederim. Aynı aynanın karşısında program sunuyormuş gibi bir his. Ama olsun. Sesim sonradan gelse de olsun. Şimdi bir köfte yapıyoruz ki bu köfte Afyon yöresine ait. Yani Afyon ilinde düğünlerde yapılan zahmetli diye anılan ama aslında zahmetli olmayan püf noktaları ve trikleri olan bir nebze kadın budunu andıran kaplamasından kaynaklı ama aslında ya bizim ülkemizde de unlu kaplamalar varmış dedirtecek şahane bir çullama yapıyoruz. Yani çullama köftesi yapıyoruz. Hatta bir de yanına dedim ki ya bu yoğurtla falan çok güzel gider. Bir de altına şöyle güzel mi güzel bir domates sosu yapalım dedim. Ki domates sosu da nasıl olmalı? İncelikleri nedir? Domates sosa ne lezzet verir? Hepsini tüm malzemeleriyle Zumurcuğum senden bir dinleyelim. En az 5 kere tuz diyeceksin ve aşırı mutluyum. Ben o sırada bir leğen rende bulup geliyorum. Çullama köfte için gerekli malzemeler. Köfte harcı için 500 gram dana kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, çeyrek demet maydanoz, 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı yeni bahar. Kaplaması için 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz. Kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağ. Domates sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 adet domates, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Sunumda üstü için 2 su bardağı süzme yoğurt, yarım çay kaşığı tuz. Nefes nefese de kaldığını hisseder gibiyim ama en zor kısmı bende. Çünkü hem tarif vereceğim hem anlatacağım. Senden hızlıca burada görmüş olduğumuz 4 tane domatesi ortadan ikiye bölüp rendelemeni isteyeceğim. Tabii. O sırada ben de bir noktada şurayı rahatlatmam lazım. Bu kızartmak için kenara alıyorum. Şefim bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kabuk soyuluyor mu rendelerken? Hayır. Tamam. İşte. Amanın ben domates soyamıyorum. Ya da soyuyorum ama rendelerken elime yapışıyor. Sonunda da rendelemiyorum. Korkuyorum çünkü rende elim yaklaşacak da elimi kesecek diye. Düşünüyorsanız tam ortadan ikiye domatesi bölüyorsunuz. Mükemmel. Doğru. İç kısmından rendelemeye başlıyorsunuz. Uygulamalı ders. Kabuk arada kaldığı için eliniz rendede kesilmez. Bak, anlaşalım. Herkes kendi işini yapsın. Böyle yapınca siz hevesin kaçıyor. Gel yap o zaman yemeği. Ama sen bunu kamera arkasında söylemiştin. Ne dedim? Domatesi böyle rendeleyeceksin ki elin kesilmesin Zumur dedin. Bunu ben senden öğrendim. İlk defa senden öğrendiğini kabul etti. Yapıyor arada öyle şeyler. Programı mı bırakıyorsun? Nereye? Elimi yıkadım. Ben de sevinmiştim. Tahtan neredeydi? Hemen vereyim. Bir de bıçağımı rica edeceğim. Çok zor. Şu an burası bir denklem ve hangisinin hangisinin içinde olduğunu tabii ki de biliyorum. Senin için zor olması hoşuma gidiyor. Masanın önünü bir aç istersen. Bana o kadar malzeme saydırdın. Şöyle köfte için malzemelerimi birleştireceğim ya. Onun için önce şu maydanozlarımı bir doğramakla işe başlayayım. Tanıştınız ettiniz. Ne kadar sürdü flörtünüz? Ne kadar sürdü? Bir buçuk yıl falan sürdü galiba. 1,5 yıl oldu. Bana soruyorsan sıkıntı var.
Kendi iç sesime sordum. Ne kadar sürdü? 1,5 yıl. Sonra nişanlandık. İşte evlenme teklifi etti. E tamam. O da ayrı bir hikaye zaten. Nasıl? Hatta bir şaka. Ben şu son... İyi misin? Bu kadar iş ya. Gerçekten elim yanmadı ve kabuk çok güzel oldu. Ama bir durur musun? Ne yapıyorsun şefim? Kap leğen alacağım. 8 tane engelden geçtim burada. Heh. Şu kıymayı şunun içine koyup önümü rahatlatmak istiyorum bir yandan. Tamam, hadi git. Hatta bunun baharatlarını da içine atıyorum. Tuzunu da koydum. Şöyle şu dursun. Hatta maydanozumu da içine attım. Sen domatesle rendeliyor musun? Rendeliyorum. Bıçak kullanımın nasıl? Evlilik teklif diyordum. Boş ver, bıçak kullanımı her zaman anlatırız. Bugün olmazsa yarın anlatırız. Ben evlilik teklif edilirken evlilik teklif edildiğini fark etmedim. Aa! Bir 15 dakika belki. O zaman seninle alakalı bir durum değildir. Bu teklifin ne kadar bunun mesaj içermediğiyle alakalıdır. Yok bayağı. Diyeceğim, olayı anlat. Bir dizi izliyordum. Çok sevdiğim bir diziydi. O kadar merakla izliyordum ki diziyi izlerken 15 dakika ışıklı açık kutuyu görmedim. En son artık pes edip bırakıyordu. Yüzüğü kapatıyordu. Artık dedi ki bir baksana. Siz aynı evdeydiniz. Bir bak dedi. Aynı ortamdaydınız, aynı dizi ortamda izliyordunuz. Evet. Şeyi açtı yüzüğü. Bir günlük gelebilmiştim, çalışıyordum Alanya'da. O anda da dizi izleyesin. Evet. Geldi. Ve önündeki kutuyu görmedi. 15 dakika karanlık odada ışıklı kutuyu görmedi. Sevgilim de nezaketen dönüp de demedi ki benle evlen. Bekledi. Hayır, sadece kutuyu görmeni bekledi. Tabii. Sonrası bak şuraya bir baksana falan dedi. Bir bakar mısın dedi. Baktı benden, hala tepki yok. En son teklif etti. Dedi ki biraz daha dursaydım ben gidiyordum zaten dedi. Vazgeçiyordum dedi. Demek ki yüzüğün pırlantası tam gözünü alamamış. Buradan bu sonuca mı vardın? Ben öyle. Yani eğer kaliteli bir pırlanta ve büyük bir pırlanta yok, olmuş güzel olsaydı. Pırlanta. Baget mi o? Baget pırlanta bak. Anısı var. Pırlanta bak. Ben de zamanında bir baget almıştım da. Sen bageti nereden biliyorsun? Aldım. Zamanında paranın para olduğu zaman. Hep öyle başlar ki cümle, sanki 90 yaşındayım. Paranın para olduğu zaman bir baget yüzük almıştım zamanında. Şimdi de nerede Allah bilir. Geri almadın mı? Yok, arada firma arıyor bakıma getirmeniz gerekiyor diye. Ama ben de değil. Geri vermedim ben. İstemedim. Ama pırlanta diyorsun. O ona ait bir şeydi, onunla kalsın. Allah, ne büyük acılar var. Umarım satmamıştım. Allah'ım, üzülüyorum böyle şeylere ya. Bagetin onda kalmasına değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Eski anılar açılınca üzülüyorum. Bir domates rendeleyeceğim. Rende keza ayrı, sen ayrı. Orada yarı köfteyi yoğurdum. Yemeğin yarısı bitti. Ya ama ben genelde bızlatıyorum. Bu köftede... bu köftede soğanı rendelemiyorum. Bir, kızartacağım için, dışında da kaplama olacağı için o kaplama köftenin içine böyle bir zırh yapıp buhar sistemiyle içini pişirecek. O yüzden ekstra bir hani soğanın asidik pişirmesine fazla ihtiyacım yok. Tahsin Şef, çullama köftenin dışını zırh gibi sarması için kuru soğanı rendelemiyor, doğruyor. Haftalardır yok soğanı böyle doğrayın, gözünüz yaşarmasın, yok buna dikkat edin, gözyaşınız akmasın dedin ama her soğan doğradığında resmen hüngür hüngür ağladın. Ben renkli gözlüyüm ya, hassas. Keşke burada verdiğin püf noktalarını sen de denesen. Buralarda hayatıma dokunaklı hikayeler anlatsam da şovan görsem. Bir az sonra ver. Az sonra. Biraz önceki baget hikayesi tam burada gidermiş. Baget miydi ya? Anlattın ya, almışsın birisine. Yüzük. Evet. Ekmeği gitti aklıma. Şef olunca. Biri bana baget deyince neden ilk aklıma ekmek geliyor? O kadar mı uzağız her şey? Bak, ağlanacak halime gülüyorum hem de ağlarken. Trajikomik. Tahtaya sirke sürsen göz yakmaz. Yok artık ya. Ya yok artık ya. Yani... sosyal medyalardan bu bilgileri okuyup buraya gelemezsin. Burada ben varım, ben, bana sor. Soğanımı güzelce doğradım. Doğruyorum da. Maşallah 3. domatese geçmişiz. Bayağı hızlıyız. Oh! Biraz hızlanmam lazım. Şunları da doğrayayım. Yavaşla şef, yetişemiyorum. Peki tanışma süreci. Aileler, siz Alanyalısınız. Eşiniz? Bursalı. Demiştiniz. Ben aynen unuttum. Çok özür dilerim. Eşiniz Bursalı, siz Alanyalısınız. Sonra dediniz ki evlenelim. Evet. Bu artık kararı aldınız. Artık. Ailelerle tanıştıracağınız. Evet. Özel harekat bence zor bir meslek. Hani
şey için söylüyorum bunu hani acaba hiç düşündün mü ya böyle bir bu mesleği yapan bir adamla evleneceğim ben üzülür müyüm bekler miyim eşimi gibi bir durum. Mesela babam benim lojistikle uğraştığı için sürekli yoldayızdı. Yani haftanın 3 günü evdeyse 4 günü dışarıda. Hani bu mesela düşündür hep annem de söyler zaten. Bak yine gözüm oldu. Annem de hep söyler zaten şey diye. Hani adamla işte atıyorum 25 senedir evliyim. Bunun toplasının 12 senesi evdeydi. Hani o yüzden hiç kavga etmiyoruz der. Yani hani öyle bir durum var mı? Ya evet aslında gerçekten hani o açıdan düşündüğümüz zaman çok zor. Çok zor bir hayat. Sadece o da değil. Oturacağımız hiçbir şehir belli değil. Hiçbir yere sabit değiliz biz. Doğru göçebe hayat. Göçebe bir hayatımız olacak ama artık iyi yanlarından bakıyoruz. Mesela Türkiye'nin her yerini gezeceğim. Bütün her yerlerde yaşayacağım. Görmediğim, etmediğim şehir kalmayacak. Hayatımı şu kadar olumlayabilsem inanın çok daha mutlu. Ben bulunduğum formatın içine hala anlamıştım. Onu fark hani ettik. Bazen böyle muhabbet o kadar sarı gidiyorum ki niye yemek yapıyorum ben şu an? Diyorum bunu bazen. Ama az önce okuduğum formatı yemek yapmak. Sen yani bize öyle dedin. Evinize gelip yemeği yapacağım. Akşam yemeğini siz düşünmeyin dedin. İnanır mısın? O kadar haklısın ki. Ben de bazen unutup tanıtımı izliyorum. Şimdi şu köfteyi güzelce yoğurayım. Tuzunu koydum, baharatını koydum. Soğanını koydum. Ben soğanı iri iri içinde seviyorum. Daha ince kıyabilir misiniz? Evet. Makineden geçebilir misiniz? Evet ama gerek yok. Bence yapmayın. İşte kestim, suyunu sıktım, içine koydum derken bir dünya bulaşık. Gerek yok. Ama Esin Hanım ben her şeyi bızlıyorum diyor. Evet. Yapılabilir. Benim koca yemiyor. Hı? Benim koca hiçbir şey böyle yemiyor. Cincik cincik böyle ediyorum her şeyi. Aa şey mi? Evet. Yani dişe sen dokunur. Sen yapınca yer ama bence. Köftemi yoğurdum sen de sanat tarihi okudun. Zumur merak eder böyle şeyleri. Evet. Şimdi sanat tarihi nedir? Sanat tarihi. Sanatın tarihi diyeceğim. Var olduğumuz günden bugüne kadar hala olmakta ve süre gelen bütün sanat eserlerini inceleyen bilim dalıdır. Bak sesin bir anda ciddileşti işi anlatınca, sanatı anlatınca. Süper. Şu an var olan taşınabilir ve taşınamayan bütün sanat eserlerinin değerlendirmesini sanat tarihçiler yapıyor. Bizler yapıyoruz. Sanat tarihi okudun. Evet. Yumurtamı kırdım. Evet, ilkokula geldim. Eserlere... Saygın her zaman sonsuz. Güzel de bir bölüm bence. Evet. Türkiye'deki çünkü çoğu eseri görmeli, sahip çıkmalı ve bunu anlatıyor hatta biliyor olmalıyız. Ve bunun için de önemli adımların atıldığı bir bölüm diye düşünüyorum. Evet. Çok detaylı bilgim olmamasına rağmen ki böyle tanıştıkça da ne yapacağım? Eve gideceğim, inanın araştıracağım, okuyacağım. Bu sırada da köftemi yoğurdum, kenara koydum. Domates. Şimdi bir de yumurtamı kırdım. 3 tane yumurtam vardı iç kaplamam için. Kaplamaya geçmeden önce köfteyi yoğurdum. İçerisine son bir karabiberim ve kimyonum var. Onu ekliyorum. Şöyle kaldırayım şunları da. Bir de ince bulgurum var. Köfteyi taşısın, içinde sissin, besin değerini arttırsın ve biraz da karbonhidrat dengesini kursun diye koyulmuş bir bulgurum var. Orijinal tarifte olduğu için. Geçenlerde bir simit kebabı yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Antep'te de ince bulgura simit dendiğiyle alakalı bir durum. Ben şu köfteyi güzelce bir araya getirmeden önce bir de buraya 3 tane yumurtamı kırdım. Köftemi de bir araya getirdikten sonra yapmam gereken şey aslında benim burada kaplamaları bir araya getirmem. Burada da yumurtam var, karbonatım var, tuzum var. Bir de yoğurdum var. Şu sıvı malzemelerin hepsini tuz ve karbonat da ekledikten sonra bir araya getirmem gerekiyor. Çırpma teli var mı? Ağlama, ağlama. Daha büyük bagetlere layıksın. Ben de biliyorum bunu. O yüzden fark etmedim. Bu travma seninle yaşıyor ve kalmış olabilir. Ama üzülme. Tamam. Çırpma teli. Çok duygusalsın gerçekten. Şu elimi yıkayayım ben bir de. Bu yeni nesil çırpma tellerin de bir hayranım var gördün mü? Çırpma telleri. Görmedim. Hemen gösteriyorum. Hemen. Vallahi helal olsun. Yeni gelin evindesin ama Tahsin. Bu çok doğru. Tahsin Şef, çullama köftenin kaplaması için bir araya getirdiği malzemeleri hızlıca çırpıyor. Bu arada Esin Hanım da kuru soğanları doğruyor. Ağlayan bir ablamız var ya. Abla dedim. Ama abla deme demiştik, anlaşmıştık. Ağlayacağını bize binan demez. Bana abla dedin diye ağlayacağım birazdan. Unumu da koyuyorum. Gerçekten ben duygusuzlaşıyor muyum acaba? Biz mesela yeni haftaya geçince benim bir iki günüm falan böyle geçiyor. Bir adaptasyon. Bana üzülme bu kadar. Sen bence bir git yüzünü yıka, ben o sırada domates sosu ocağa koyayım. Terk edin Esin Hanım burayı. Ben gidiyorum. Aman dikkat abla et. Abla dediğin için gidiyorum.
Ağlamak nedir ya? Bir soğan içine ağlamak nedir? 5 dakika önce kendimi aldım. Şaka. Tabağı alayım lütfen. Şefim, Esin Hanım çok tatlı değil mi? Esin de daha tatlısı ama eşinin aldığı paket küçük. Bunu izlerken eşine de izlet. Küçük paket. Yüzüne söyleyip seni daha fazla ağlatmak istemedim burada. Ama yapma. Hani kendini kandırma. Hiçbir kadın küçük bagete layık değildir. Ha, büyük baget mutluluk getirir mi? Hayır. Ama bir gözünü görünce de bir parıldamaz mı? Parıldı. Neyse, domates sosunu ocağa koyuyorum. Şurada büyük ocağı açtım. Güzelce altını yaktım. Domates, lezzetli bir domates sosun en önemli noktası soğan ve sarımsaktır. Soğansız, sarımsaksız domates sos olmaz. Oluyor diyenlere de inanmayınız, aldırış etmeyiniz. Püf noktası değil, kural. Bunu yapın. Her yaptığınız domates sosuna, yani domates sos diyorsanız mutlaka soğan, sarımsak ilave edin. Ve sıvı yağ ile değil, tereyağı ile başlayın. Çünkü tereyağın o baştaki hafif renk dönmesinin lezzeti sizin domates sosunuzun tadını yukarı taşır. Bunu taze domates sos yapıyorsanız diyorum, püf noktası. Bir de üstüne şekerini ve asidini dengelemek için sirke mutlaka girin. Mutlaka girin. Tuzunu, karabiberini, baharatı da size kalmış bir durum. Garanti girilmesi baharat gereken baharatlar tuz ve karabiberdir. Üstü tercihe göre değişir. Nane de girer, işte atıyorum pul biber de girer, seviyorsanız kimyon da girer ki bence tuz karabiber dengeler. Ama biz bugün nane, karabiber ve pul biber dokunacağız. Bu kadar uzun anlatmanın sebebi ben tekrar edemeyeyim diye değil mi? Ama sen o kadar hırslı bir insansın ki evde bunları ezberleyip not alıp çalışıp yarın geleceğine adım kadar eminim. Tahsin Şef domates sos için önce tavada tereyağı eritiyor. Ardından ezdiği sarımsak ve doğradığı kuru soğanı tavaya ilave edip karıştırıyor. Bir sonraki aşama Esin Hanım'ın rendelediği domatesleri tavaya ilave edip domates sosunu baharatlarla buluşturmak. Ben güzelce baharatlarımı da ekledim. Şimdi bu kaplarımı da kaldırıyorum. Ardından kaynadığından 2-3 dakika sonra sirkesini de ekleyeceğim. Bir de bir kabın içine tuz ve yoğurdumu çırpmanı isteyeceğim senden. Bu sırada da ben şu köfteleri hızlıca şekillendireyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben yokken neler yaptın, neler konuştun, neler anlattın? Bugün çok formata uyduk. Bir noktada böyle bir acaba mı yapmalıyız? Ne gibi? Yani ben çok yemek yaptım bugün. Ağladım ama. Neden ağladığını inan, sen gittikten sonra konuştum. Ama üzülme. Ne anlattın? Boş ver. Anlatsana. Ha. Ne anlattın? Ekranda izlerken bana. Ne anlattın? Püf noktası. Ama aynı yani. Evin içinde dedikodu mu yaptın? Dedikodu değil. Dedikodu doğruları söyledim. Ama arkasından. Ama duyacak. Duyamayacağı bir yerde söylemedim ama, arkasından olmuyor. Ama şimdi duymadım. İzleyince duyarsın. Şimdi şu köfteyi bir tabak alayım mı ben senden? Şu köfteleri bir şekillendireyim. O domates sosu güzelce kaynayacak. Sonra şu yoğurtlumuzda yoğurt tuz üzeri için, domates sos üzeri için köfteyi yaptık, yoğurduk güzelce. Ardından bir de kaplama malzememiz var. Şuraya kenara koydum sıvı yağda. Derin kızartabileceğimiz bir tencere ya da tava tarzı bir şeyin içine koymanı istiyorum senden. Ki köfteleri kızartabilelim. Çullama köftesinin boyutunu gösteriyorum. Bunlardan yapayım. Kaplayıp kaplayıp kızartacağız. Yoğurdunu üstüne serseceğiz. Domates sosunu dökeceğiz, birleştireceğiz. Bu kadar basit. Biz uzun uzadıya anlattık çünkü detayları çok. Püf noktası bol. Bu kaplama bu köfteyi daha sulu, daha lezzetli hale getiriyor. Dışı çıtır, içi sulu bir köfte yiyebilmeniz için tek adres çullama köfte. Şefim çok güzel kokuyor. Bence de öyle. Domates sosu da değil mi? Evet. Sirkesini bak kaynamaya da başladı. Sirkesini de girebiliriz. Biz de o sırada şu hızlıca köfteleri yapıp kızartalım. Birleştirme anında da size göstermiş olalım. Esin Hanım domates sosuna sirke ekleyip karıştırırken Tahsin Şef de avuç içi büyüklüğünde hazırladığı köfteleri tabağa diziyor. Hazırlanan köfteler daha sonra kaplama sosuna batırılıyor ve kızgın yağdaki tavada güzelce kızartılıyor. Kızaran köfteler tavadan çıkarılıp tekrar tabağa alınıyor.
Köftelerimizi güzelce kapladık ve kızarttık. Yoğurdumuzun içine tuzumuzu attık, çırptık. Bir de domates sosumuzu çektire çektire pişirdik ki ben şu kıvamdaki sululuğu dengeli bulduğum için böyle ezdire ezdire şu kıvamı elde ettim. Lezzet, homojenlik hepsi bir arada. Sirke dengesi, ekşiliği, mayhoşluğu gayet güzel bir domates sos. Dileyen piştikten sonra fesleğen ya da maydanoz kullanabilir. Ben bu tarifin köftesinin içinde maydanoz olduğundan dolayı domatesini ekstra ilave etmedim. Bilginiz olsun. Şimdi asıl geldik can alıcı kısma. Bu arada bu da soğudu, bunu da sunacağım. Tabii. Zumur gel. Şöyle dibine koyuyorum. Ardından köftelerimi güzelce diziyorum. Şuraya bak ya. Yine kendini methediyorsun. Ya gerçekten çok lezzetli oluyor. Kaşık bence alayım şuradan. Haklıdır. Haklıdır, methetsin. Bakın yoğurdumu alıyorum. Tahsin Şef domates sos yatağına dizdiği köftelerin üzerine süzme yoğurt koyuyor. Ardından yoğurdun üzerinde tekrar domates sos gezdirerek sunuma hazır hale getiriyor. Yok böyle bir şey. Hızlıca hemen önceden rulo haline getirdiğim, pişirdiğim ıspanağımı. Bu arada piştikten sonra söyleyeceğiz. Yani hazırlama süresinde söyleyeceğiz demiştik. 25 dakika tuttuk biz fırında. Fansız olduğu için. Lütfen 15 dakika kontrollü sonrasını, yani 15 dakika kesin. Sonrasını kontrollü pişirin 200 derecelik fırınınızda. Ardından Zumurcuğum rica edeceğim senden. Şu dolabın içinden bana bunun iç harcını verir misin? Tabii. Bunu kaldırayım mı şef? Tabii. Bu arada sen onu verirken ben ne yaptım? Domates sosunu fazla yaptım. Niye? Dedim yarın öbür gün bir makarna haşlayabilirsin. İşten gelirsin, yorgun olursun, vaktin olmaz. Hemen o haşladığın makarnayı bu domates sosuyla birleştir. Bir de üzerine biraz fesleğen kıyıya. Bak bakalım herhangi bir İtalyan restoranında yediğinden farksız mı? Ki yediysen, yemediysen de aynı lezzeti ve aromayı sanki İtalya'ya, Portofino'ya gitmiş gibi hissettiren bir domates sos yaptık. Mükemmeliz. Afyon'dan Portofino'ya. İşte. Dolu dolu Anadolu diyecek, İtalyan'ı dolduracak. Kültür karmaşası. Şimdi bir kaşık daha alıyorum buradan. Tahsin Şef fırın kağıdından ayırdığı ıspanaklı rulo pastanın üzerine buzdolabına kaldırdığı iç harcı yayıyor. Şimdi sen sanat tarihi okuyorsun ya. Eser değil mi? Gerçekten eser. Ben bunun tarihini yaz, oku, anlat. Ben bunu yorumlarım. Bak şimdi buradan ilk kıvırdığımız alandan şöyle bir içine katlıyorum. Ardından yağlı kağıttan hiç kaldırmadım ya. Bundan yardım alarak şöyle bir gidiyorum. Yağlı kağıdımı geri çekiyorum. Aynısını bir kez daha yapıyorum. Yağlı kağıdımı geri çekiyorum. Ve görmüş olduğunuz ruloyu elde etmiş oluyorum. Sonra ardından sardığım rulomu da servis tabağıma alıyorum. Bunu dilimleyip sunumda içerisinde göstereceğim. Biraz da böyle dinlenmesi gerekiyor. Soğuk bir başlangıç. Renk şölenleri. Tesadüf müdür bilmem ama evdeki malzemeler bir sanat eseri edasıyla olduğunda ne yaptık? Sanat eseri gibi tabaklar çıkarttık. Bugünü böyle bitirir miyiz? Hayır. Ben tatlı yapmaya üşeniyorum. Aman efendim ne yapacağım? Hızlı da bir profiterol mü yapsam acaba? Ama bunun püf noktası nedir? Ya da dolabınızda kalmış 4-5 parça milföyünüz var. Nasıl değerlendirebilirim gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa, ki bence öyle, hemen tatlı yapımını izleyin, biz de vuruları toplayalım. Geliyoruz. Bir tatlı yapıyoruz ki bu tatlı az önce de anlattığım gibi gerçekten pratik. Evinizde kalmış 4-5 parça milföyü değerlendirebileceğiniz, hatta milföyün aslında kimyasını tanıyabileceğiniz bir tatlı. Sadece milföyün istediğim şey kabarması. Bunun için de bütün püf noktalarını vereceğim. Ama derim ki ben milföylü pratik profiterol tarifimiz için malzemeleri sayarsan çok sevinirim. Sen de ama milföylü pratik profiterol diye, için malzemeler diye. Tamam. Söylüyorum. Milföylü pratik profiterol için gerekli malzemeler. 10-12 adet milföy hamuru, kreması için 500 mililitre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin, sosu için 150 gram çikolata, yarım su bardağı krema. İhtiyacımız olan tek şey bıçak, tahta ve fırın kağıdı yapıp konulmuş bir fırın tepsisi. Bu sırada ben milföyün kimyasından bahsedeyim. Milföy
24, ardından 48, ardından yani 116 katlarda minimum tutulan her yufkanın arasına yağ yerleştirilmiş. Aslında bir baton yağla birlikte açılmaya başlanıp bir açılıp yarım saat dondurucuda bekleyip bir daha açılıp tekrar yarım saat dondurucuda bekleyen gerçekten zahmetli, kıymetli ve aslında bizim ülkemizdeki katmerle kıyaslanabilir ama daha aşamalı ve eşit olması konumuyla yükseltiyi sağlam alabilen kaliteli bir hamur tarifidir. Yurt dışından ülkemize geldi ama gerçekten bu hamur veli nimet. Hazır oluşu, dondurucuda saklanabiliyor oluşu, her alanda imkanımız olduğunda elimizi ulaştırabilmemiz. Sar börek yap, pişir tatlı yap, tuzluyla karıştır, pratik bir şeyin üstünü kapa. Yani milföyü evinizde bulundurun ki her evde de milföyü görüyoruz zaten. Milföyün en önemli noktası kabarmasını istiyorsanız şu anki donuk halinde kullanacaksınız. Çok çözülürse milföy içindeki yağ erir, o dediğimiz katmanlardan dışarı akar. Bu da milföyün kabarmasını engeller. En önemli noktada, püf noktası da milföy için budur, bilginiz olsun. O milföyde kaç kat var şimdi? Bu milföyde ortalama 40 kat arası yağ var büyük bir ihtimalle. Olması gereken orijinali budur. Yani bu demektir ki büyük bir yapıldı, açıldı, tekrar katlandı. 2V katlar olarak çıkarak düşün bunu. Ve bu en az böyle 4-5 kez tekrarlanıyor. Ki uzun ve sancılı bir süreç. Ama güzel sonuç. Hemen hızlıca bir bıçak şuradan bana verir misin setimden? Büyüklerden. Ben milföyü çok yanlış kullanıyormuşum bu arada. Ben eritiyordum bayağı. Mikrodalgada buzunu falan çözdürüp kullanıyordum. Şöyle düşünün, milföyü tabii ki de bazen sarmamız gereken, kapamamız gereken, şekil vermemiz gereken durumlarda evet bir noktada hani şey yapıyoruz. Ama kesinlikle çözümü mikrodalga değildir. Bunların her birinin arasında şerit olur normalde, ben hızlıca kullanacağım diye çıkarttım. Şöyle mermer tezgahın üstüne koymanız 3 dakika sonra çözülmesine sebep olur. Mikrodalgaya giren ürün içindeki direkt yağı eritir. Ardından da hamur arasındaki yağın kaybolmasına sebep olur. Bu da ben milföylü tarif yapıyorum, görseldekiyle aynı oranda kabarmadı diyorsanız hata yapıyorsunuz demektir. Teşekkürler. Çok sinirlendim milföy konusunda. Bir hararetli de anlattım milföyü. Milföy candır, hakkını yedirtmeyiz. Etmeyin milföyleri. Teşekkürler şefim. Ben bunu hızlıca şöyle dörde bölüp sana vereceğim. Çok da el değmeden hemen bunu dizip pişirmek istiyorum. O sırada da hatta 220 dereceye. Milföy 200 derece üstü ısıda performans gösterir. Çünkü milföy içindeki yağ erimeden hızlıca form kazanması için güçlü bir ısıyla başlayıp 160'larda 170'lerde bitirmeniz gerekir. Püf noktasına bak ya. Milföy candır. Bir püf noktası da ben vereyim mi? Ver. Milföyün iyice kabarması için dondurulmuş halde kullanılması gerekir. Gerçekten. Mermerde çözülmesi lazım. Mikrodalgaya atarsanız arasındaki yağlar erir. Allah. Tahsin Şef'ten duydum ben bunu biraz önce ama. Attırdım ben onu. Onu da mı attınız? Eğer evet. Öyle bir şey yapıyorsanız gerçekten sözleşmemdeki maddeleri artık yüzüstü çıkartırım. Ne var mesela sözleşmendeki maddelerde? Sözümün üstüne söz söylenemez. Sözümün eksikliği ya da artılığı sadece ben istersem değiştirilebilir ve de yayınlanabilir. Ayrıyeten Tahsin bir şey diyorsa bu doğrudur, tartışılamaz ve kabul edilir. Yemek konusunda. Ben senin sözleşmeni okudum. Hiç öyle bir madde yok. Şey yazıyormuş değil mi? Tahsin çekecek program. Biz istersek yayınlarız, istemezsek yayınlamayız. Demek ki hayalindeki sözleşme bu. Bilmeyen mesaj yerine gitti mi? Bana şu an çektiğiniz programın formatını anlatır mısın? Şef kapımda evinizdeki kalan malzemeleri, belki bir köşede unutulmuş milföyü, belki de adeta ununuz bozulacağını düşündüğünüz anları ya da soğanınız filizlendiğindeki kurtarıcı ham maddesi olan şef kapınızda. Evinize giriyoruz, dolabınızın kapağınızı açıyoruz. Diyoruz ki efendim bu soğan böyle saklanmaz. Bu sarımsakların ömrünü uzatmak için bunu yapmalısınız. Ha bir de üstüne 3 çeşit yemek yapıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım böyle hizmet mi var? Siz de diyorsunuz ki Allah'ım iki kere şefim. Bir de yetmiyor. Üstüne hediye veriyoruz. Ailenizde çok güzel yemek yiyorsunuz. Yeri geliyor davrumbazınız. Her şeyiniz bizden. Bugün şef kapımda. Eğer sizin de kapınızda olsun istiyorsanız www.shorttv.com.tr adresinden bizi evinize davet edebilirsiniz. İşte format bu Zumurcuğum. Bir daha sorma, geri sarar izlersin. Zumur burayı sildi. Yok. Bir fırın tepsisine ihtiyacımız var. Evet var. Bir daha da ekmeğimle oynayalım. Tamam. O zaman şef kapımda hafta içi her gün Show TV ekranlarında sizlerle. Kaçırmayın, kaçıranları da uyarım. Üzülürsünüz. Hayatınıza sabahın 10.30'unda benim gibi bir enerji bombasıyla başlamak için vazgeçilmez bir Hint kumaşı ayağınıza geldi. Şef kapımda.
geliyoruz. Öteki anons daha iyiydi. Kesin zam alırdın onunla ama bunda bir düştün sanki. Düşmedim, bu destekleyici yedek. O milföy dediğine bunu derim. Her milföy dediğine bu su anons gitsin. Şef kapımda az sonra. Sinirim bozuldu. Şimdi ya. Şimdi tekrar tamam, böleyim mi? Ya, alacaksın. Ben ona da fırın kağıdı koysana. Koyacağım. Ben şimdi... Bunları şimdi niye böyle yapıyoruz biliyor musun? Bunlar yükselecek, güzelce kabaracak. Kabarınca biz bunun aralarını açacağız. Aynı pataşı hamurunun arasına sıkar gibi bir krema yapacağız hızlıca. Kremayı sıkacağız. Üstüne de bir çikolatalı ganaj yapacağız, yani çikolatalı sos. Tadından yenmeyecek muadil bir profiterol. Tabii profiterol deyince pataşıya biraz haksızlık etmiş oluruz. Çok emek isteyen bir hamur da odur baktığında. Ama hızlıca, pratik, aman kabardı mı kabarmadı mı derdi olmayan, donuk milföy kullandığınızda kesin sonuç verebilecek bir tatlı. 5 dakika. Bilemedin o. Yani çünkü pişme süresi var. Evet, şimdi hızlıca ne yapıyorum biliyor musunuz? Fırına atayım mı? Fırına at onları. Erimeden, evet evet, hızlıca at ki pişsin. O aradaki teli de çıkartman lazım. Ki otel aradaki dengeyi şey yapmasın. Böyle fırınlarda iki tepsi pişiriyorsanız 6 dakikada bir maalesef yer değiştirmeniz gerekecek. Milföy'ün ikinci bir püf noktasıdır, unutmayın. 6 dakika dedim ama 8'e çıkartın onu. Çünkü milföy'ü ilk 8 dakika fırına attıktan sonra kapağını açmayacaksınız. Peki, tabii fanlı bir fırına ihtiyacınız var ama olsun. Bir şey sorabilir miyim? Alta mı üste mi? Tam neresine koyalım? Şimdi kuzum ikisini aynı anda koyacağımız için birini üste, birini alta. Sonra onları yer değiştireceğiz. Onu aldık. Bir hızlı bir tencere alayım senden. Bir tane küçük cezve tadında bir şey. Hemen hızlıca bu muhallebiyi birleştireceğiz. Ardından da ganajımız, yani çikolata sosumuzu yapacağız. Ganaj nedir? Çikolata dedim, farkındayım. Kusumu çaktırma. Ganaj nedir? Ganaj bir kaplama ürünüdür. Glaze de denilebilir. Parlaklığı sebebiyle. Yani parlayan bir tatlıyı kaplayan çikolatalı ve yağ bazlı kaplama malzemesine ganaj denir. Bu hakiki çikolatayı direkt biliyorsunuz ısıl işlemde eritemiyoruz. Çünkü 42 derecelerde ortalama bir bitter çikolata yanmaya başlıyor. İşte bu beyaz çikolatada çok daha düşük oranda çünkü yağ oranı fazla vesaire derken çikolata biraz zahmetli ve nazlı bir ürün. Kız evi nazlı gibi, evi gibi düşünün. Ben hep nazlı yapıyorum. Bir ürün. Bugün de dedik ki bu kadar nazlı bir ürün var elimizde. Bunu hızlıca eritmenin en basit ve pratik noktasıdır ganaj. Ganaj yapımında da ana ölçü, bitter çikolata kullanıyorsanız 200 gram bitter çikolataya 200 gram krema kullanırsınız, eşittir. Bunu bir altına indirin, sütlü çikolata yapıyorsunuz. Sütlü çikolata da 200 gram sütlü çikolataya 150 gram kremadır. Çünkü kakao oranı bitterde fazla olduğu için kremayla hafifletmek ve ısısını düşürmek gerekir. Sonra işte sütlü çikolataya geldik. Orada da 200'e 150 ölçü verdik. Bu gramajlar şaşmaz. Ya efendim evimde de yok, ölçemeyeceğim diyorsanız da muhakkak ki bir hassas terazi alın. Bu standart kitaplarda geçen ölçülerdir. Beyaz çikolata için de hatta 200 gram beyaz çikolataya 100 mililitre krema girer. Ama bu demek değildir ki bu altın kural. Altın orandır. Yapılırsa güzel sonuç verir. Bekledikçe ki bir minimum 1 saat boyunca soğul, dolap vesaire görmeden ocak üstünde değil tezgah üstünde beklemesi gerekir. O kadar vaktiniz yok, yapamıyorum, o acaba mı dediğinizi biliyorum. Bu sebeple de bakın ben bugün mesela en basit 100 mililitre yani yarım su bardağı kremayla 150 gram bitter çikolata kullanacağım. Daha hızlı performans sağlasın diye. Yapılabilir bir şey. Şart değil. Ben sadece altın oranları verdim. Bir köşeye not alın. Bugün ekler yaptınız, profiterol yaptınız, üzerine dökmek istediğinizde o tarifi de kullanabilirsiniz. Hızlıca bunları tencerenin içine çırpıp ocakta karıştırmamız lazım. Ben Marie usulü mü eriteceksin şefim? Hayır. Sütü koydum. Unu koydum. Nişastamı koydum. Şekerimi koydum. Sarımı, vanilimi, ardından yumurta sarısını koydum. Tereyağımı da tıngırdadıktan sonra parlaklık versin ve bağlasın diye koyacağım. Bunu senden ocakta, orta ateşte hızlı hızlı yapmanı istiyorum. Bu sırada ganaj içinde çok pratik ve püf noktası var. Krema ısıl işlemdir. Isıl işlem gördüğünde, uzun ısıl işlem gördüğünde özellikle içerisindeki yağ oranı yüksek olduğu için yağ ve süt açığa çıkar, ayrışır. Bu da bizim Türk halkında dediğimiz şey şudur ki kesildi. Bunu görmemek için tıngır tıngır oynadığını gördüğünüz an
ocaktan kenara alıp içerisine kuvertür çikolatanız ya da işte atıyorum normal dolaptaki hazır çikolatanız, karablok çikolatanız, pul çikolatanız neyse kullandığınız 150 gram orandaki %40 oranında olursa çikolatanız aynı performansı gösterir. Bazı çikolatalar bitterde özellikle kakaoya göre oranı değişiyor. Böyleyse bunu hızlıca doğrayın. Şöyle minik hale getireceksiniz. Tıngırdadıktan sonra kremi ocaktan alacaksınız. Bir daha ısıl işlem görmeyecek. Hızlıca karıştıra karıştıra pürüzsüz parlak bir kıvam elde edebilirsiniz. Bunun içinde küçük bir cezve gibi bir şeyin var mıdır? Bu büyük mü yer? Yok gayet güzel. Şunu da kremamı da içine koydum. Kremanın tıngırdadığını gördüğün an ganajı da içine ekleyeceğiz. Bu arada kaynayacak. Ganajı birleştirip sonra pişmelerinden sonra birleştirmeyi göreceğiz. Şimdi sen o güzel muhallebi kremamız da diyebiliriz. Pratik bir pastacı kreması tadında bir şey yapıyoruz. Onu sen güzelce çırpıyorsun. Kremam da böyle. Bak tıngır tıngır etmeye başladı mı? Daha değil. Ettiği an alacağım çünkü. Memnun kaldın mı doğru söyle. Vallahi kaldım. Güzel konuşuyor muyum? Güzel konuşuyorum. Çok tatlı tatlı konuşuyorum. Güzel yemek yapıyor muyum? Yapıyorum. Ona laf değil. Benim duydun yani. Ispanak yemeyen adamı ıspanak tattıracağım. Değil mi? Evet yani. Şefim bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bu topaklanırsa ne yapacağız? Topaklanmaması için çırpman gerekiyor. Ola ki topaklanırsa benim en kabullenemediğim olaydır ama yapılabilir. Yani bence yapılmaması lazım çünkü o çırparken açığa gluten bağı çıkıyor ve birbirini tutuyor ya o krema. O bız bız içine makineyi, robotu sokup da şey yaptığımızda o bütün ağı açığa çıkartmış oluyoruz. Böyle olunca da bu sefer akıyor gidiyor krema, tutmuyor kendini. Bence yapılmamalı ama çok da çaresiz kaldınız, putuk putuk oldu, ona çekebilirsiniz. Ki yine ona bence yine gitmeden bir süzgeçten şöyle bastıra bastıra telli süzgecin içinden de geçirebilirsiniz. Başınıza geldi galiba Esin Hanım. Tabii ki de geldi. Herkesin gelmiştir bence. Bak kreman fokurdadı. Ardından geliyorum buraya. Şöyle çikolatamı döküyorum. Başka hiç ısıl işlem görmeden bütün sos çikolata eriyene kadar burada kremanın sıcaklığıyla bir araya getiriyorum. Bakın tencerenin sıcaklığı bile yüksek olduğu için hafif hafif dibini tutma ihtimali olabilir. O yüzden hızlı karıştıracaksınız. Pürüzsüz kıvam elde ettiğiniz an şöyle. Gayet güzel oldu. Bu çikolatalı sosumuz yani ganajımız kendini toparlayacak ve kıvam alacak. O sırada da güzelce muhallebimiz belki de pastacı kremamız artık hangisi derseniz güzelce kıvam alacak. Ardından milföylerimiz pişecek sonra bunları birleştirirken burada buluşacağız. Şunun kaynamasını bekliyoruz. Esin Hanım milföylü pratik profiterolün kremasını topaklanmaması için aralıksız karıştırıyor. Ne zamanki Tahsin Şef'in istediği kıvama gelecek işte o zaman ocaktan alınacak. Kremamız oldu. Milföylerimiz bu sırada pişti. Hemen çıkartıyorum. Şöyle. Niye böyle yaptın? Fırınım ezdi bizi. Ne oldu şefim? Çıkartayım şef ondan. Evlerinizde fansız fırın varsa kurtulun. Derhal uzağa atın. Milföyün hakkını yedirtmem. Ama fırının hakkını yiyebilirim. 15 dakika anlattım. Milföy nedir? Nasıl kabarır? Bütün detaylarını verdim. Hava özelliğin olmadığı için olmadı bu. Niye? Şef bana hep yapıyor bu. Hadi bunu kendin için yaptın, benim için niye yapmadın? 9 aylık evli bu kadın. Kek yapıyor, kurabiye yapıyor, olmuyor. Senin yüzünden. Senin. Evet, bir yakıyor. Bunu. Kurabiyelerim suçu bu. 3 yıl garanti yazmışsın buraya bir de utanmadan. Garantiye mi ihtiyacın var? 2 üflesen ne olurdu? Bu kız başkalarının evinde yaptırıyor poğaçayı, böreği atıyor difrizine. Hakkı mı, reva mı? Üzülmüyor musun bu kaliteli evin içinde durmaya? Anlamıyor. Dertten, devadan anlamıyor. Gördüğünüz üzere fansız fırında milföy kabarmıyor. Bir püf noktası daha. Zumurcuğum gel hemen. Bak gördüğünüz gibi kat kat. Milföyün bu özelliği. Her arasında yağ olan katlar kabarıyor. Bunu daha tabii form alarak yükselmesi gerekiyor idi ki bu noktada fan olmadığı için üflemedi ve hava alamadığı için kabaramadı gibi bir durum oldu ama bu da yeterli midir? Yeterlidir. Bak şuradan şu arayı açıp bakın. Şöyle arayı açıp içerisine kremanızı sıkıp şefim yüzük kutusu gibi oldu. Böyle kapatabilirsiniz. Aa bunu nasıl fark ettin? 45 dakika yüzük kutusunu fark edememişim bunu fark ettin. Karbonhidrat aklını alıyor. Aklını alıyor karbonhidrat. Şöyle geliyor. Şöyle koydum. Aynısını bunların hepsini yapıyorum. Üstüne çikolata sos döküyorum. Sonra da bu güzel sofrayı kurup yaptığımız başlangıç
ana yemek ve tatlı ile birlikte size merhaba diyoruz. Hızlıca şunları yapıyorum. Tahsin Şef ve Esin Hanım fanı olmadığı için çok kabarmasa da milföy hamurunun arasına krema sıkıp tek tek sunum tabağına diziyor. Sırada profiterolün çikolata sosu var. İşte Tahsin Şef'in Esin Hanım ve eşi için hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler. Ispanak, közlenmiş kırmızı biber, süzme yoğurt ve labne peynirin muhteşem uyumu. Ispanaklı rulo pasta. Afyon yöresine ait damak çatlatan bir köfte. Enfes domates sosu yatağında özel dış kaplama harcı ve süzme yoğurtla sunuma hazır çullama köfte. Ve evdeki birkaç malzemeyle sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzet. Milföy hamurlu pratik profiterol. Soframız bugün de çok lezzetli görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Esin Hanım. Birbirinden güzel, lezzetli ve şahane görünümlü yemekler yaptık. Ayrıca bir de çok da keyifli vakit geçirdim. Sana çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Güldük, ederim. Eğlendik, yeri geldi eşinin dedikodusunu yaptık. Ardından yüzündeki parmağındaki pırlantanın detayına bile takıldık. Ama hepsiyle birlikte lezzetli, komik, eğlenceli bir bölüm oldu bence. Bence de. Az bölünmen lazım bu bölümü. Çok harikasın, mükemmelsin, süpersin, en iyisin, bestsin. İşte tam bu noktada hak ettiğini düşündüğüm bir hediyem var ki... Ne ki? Umarım güzel günlerde kullanırsın. Acaba ne ki? Bilmiyorum, onu da artık sen açınca göreceğiz. Bak açayım mı? Sen onu aça dur, ben de bu sırada diyeyim ki gelelim evinize. Değerlendirelim malzemeleri. Birbirinden güzel, lezzetli yemekler yapalım. Gülelim, eğlenelim, ikide sohbet edelim. İşte bunun tek ve doğru adresi www.showtv.com.tr adresi. Bize başvuruyorsunuz, biz de geliyoruz evinize. Birbirinden güzel, renkli, belki de sanat eseri olan yemekler yapıyoruz. Bir de üstüne üstlük hediyemizi veriyoruz. Beğendiniz mi? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Evet. Tam bir yeni gelin evine uygun. Peki rengi? Süslülüğü ve belki biraz duruşuyla... hayır. Farklı olduğunu... Hayır. Vallahi öyle bir şey değil. Farklı anlamında söyledim. Estetik duruyor. O yüzden... Ne yapalım? Bugün de Şef Kapımda'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üzgünüz. Ama siz üzülmeyin çünkü bir sonraki Şef Kapımda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Böyle bir şefe, böyle bir organizasyona böyle mükemmel yemekler yakışırdı. Gerçekten hepsi harika, birbirinden lezzetli. Hepsi çok güzel. Ellerine sağlık Şef. Keşke siz de tadabilseydiniz. Ama sadece biz yiyoruz. Kokuları muhteşem. Söylenecek pek fazla kelime yok. Müsaadenizle.